25 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü neler hissediyorsun? Vallahi ağlıyor ağlıyor izledim. Ne hissedeyim? Ne hissedeyim? Vallahi gurur duydum ben vatandaşlarımla. Biz o zaman Ankara'da değildik ama Ankara'daki evimdeki kedime bakan şahıs kedimin bir hafta saklandığını söyledi korkudan. O kadar her yer titremiş ama hayran kaldım vatandaşlarımızın önüne attığına. Teşekkürler. Siz neler hissediyorsunuz? Çok üzgünüm. O gecede bayraklarla biz burada sabaha kadar bekledik. Allah bir daha göstermesin. Üzüldüyüz, mutluyuz. Siz de burada programa geldiniz. Evet, duygulandık. O meydanlara geldik. Yine meydanlardık. Meydan. Teşekkürler. Vallahi ne diyeyim, Allah bir daha yaşatmasın. Yani diyecek başka bir söz bulamıyorum yani. Siz 15 Temmuz'da neredeydiniz, hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz'da ben evdeydim. Ayağımı kırmıştım. Mecbur alçıdaydı. Evde yatıyordum. O gece yani çok kötü bir geceydi. İnşallah Rabbim bir daha kimseye yaşatmasın öyle bir gece. Teşekkürler. Vallahi ne isterim, biz bir gurbetçi olarak yani desteğimiz her zaman vardır. Bundan sonra da hep olacaktır. Yaşasın Türkiye diyoruz. Çok acı hissettim. Üzüldüm. Duygulandınız mı? Duygulandık tabii. Vallahi çok mutluyum, çok gururluyum. Bugün böyle organize yapıldı burada. Çok mutluyum. Almanya'dan geldik ekstra bunu görmek için bu sene. 8 sene geçti aradan ama sanki dün gibi olduğunu hissettik. Yani hep birlikte çok mutluyuz ve mutluyuz aynı. Teşekkürler. Unutmayacağız, unutturmayacağız. O geceyi hatırlıyor musunuz? O gece biz yurt dışındaydık. Ama burada gibi hissettik kendimizi. Burada değildik ama dualarımızla milletimizin yanındaydık. Siz neler hissediyorsunuz bugün? Vallahi tüyleri diken diken oluyor. Allah belalarını versin onların. Hani bir daha olsa yine ölürüz. Siz hatırlıyor musunuz o geceyi? Ben o gece İzmir'deydim, meydandaydım. Yine olsun, yine çıkar. Vatan için ölmeye hazırım.